Cenab-ı Hak kendisinin bilinmesi, tanınması, sevilmesi, yüceltilmesi, zikredilmesi için bir varlık murad ediyor. Bir varlık murad ediyor. Bu varlık bir cephesiyle kendisi için var edilecek efendim varlıklar ile irtibatlı olsun, şeyler ile yani, bir cepheden de yaradanıyla irtibatlı olsun. İletken bir varlık olsun. Hazreti Mevlana'nın duruşundaki sema dönerkenki duruşundaki felsefesi, iletkenlik, arştan arza, halktan haktan halka bir aktarım var. Mevla'dan alıyor, aleme yansıtıyor. Bu insanın görevidir. İnsan bunun için dünyada. Bunun için dünyada. Arştan alacak, arza verecek. Dolayısıyla onun bir yönü zulmani, arizi. Bedeni topraktan, arzdan. Arzdaki şeyleri bilebilmesi için arzın ana maddesi olan topraktan yapılmış insan. Toprağın bütün özelliklerini taşıyor. Topraktaki bütün elementleri, mineralleri, bütün kimyayı insan vücudunda taşıyor. Bu yüzden insanın zahir beslenimi topraktan oluyor. Topraktan yiyip içiyor. İnsanın yapısı, bedensel yapısı topraktan olmasa arzdaki varlıkları anlayamaz. Onlar ile bir ilişkisi, bir irtibatı olmaz. Hatta onların seviyesine inebilmesi için eşyanın sevgisi de insanın kalbine atılmış. Dünyanın sevgisi verilmiş insana. Sevmese onu kullanamaz. Şefkatle yaklaşamaz. Kullanması gereken noktalarda onları kullanamaz. Mesela bir çocuğu düşünün. Küçük çocuk. Olanlarımızınkileri Rabbim bağışlasın. Amin. Muhafaza eylesin. Olmayanlarımıza da hayırlarını lütfeylesin. Çocuk oyuncağı sever. Oyuncağa düşkünlüğü vardır. Alırsınız ama ne olduğunu bilmez. Bir gün oynar, ikinci gün bıkar, bakmışsın ki kırar. Oyuncağı kırmış, bozmuş.
İnsanın konumu da böyledir. Eğer insana o sevgi verilmezse, o çocuğun oyuncağı bozması gibi hırçınlaşır, dünyayı bozar. İşte nitekim dünyada fesat çıkaran insanlar bu sebepten fesat çıkarıyorlar. Aşırıya gidiyorlar. Yerli yerinde kullanamadığı için fesat çıkarıyor, fitne çıkarıyor. Yalnız benim olsun diyor. Halbuki Cenab-ı Hak ona bir parça sevgi veriyor ki şefkatle bak, ibretle bak, yerinde kullan, bozma.